Fatih Keleş yorumlarıyla bizlerle birlikte olacak. Hüsal Verdiyev ikinci raundun sonunda müsabakayı bıraktı. Reuters Kuzmenko'dayız. It's time for boxing super fight. Blue corner, fighter presenting Turkmenistan, Cansur Berdikabulov. Mavi köşe, Cansur Berdikabulov Türkmenistan adına rengeliyor. Reuters Kuzmenko anonsladı. 66 kilo müsabakası izleyeceğiz. 6 round üzerinden sevgili izleyiciler 3'er dakikadan. 22 yaşında Cansur 1.75 boyunda kariyerinde 4 maç yaptı. 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı. 2 nakavtı bulunuyor Cansur'un. Fatih Keleş yorumlarıyla bizlerle birlikte olacak bu gece. 12. maçını ringde kazandı. Sevgili izleyiciler, hiç ilgisi yok Fatih'in yorumlarıyla, onu da bu müsabakada dinleyeceğiz. Şimdi Ramal Amanov geliyor. Fatih, efendim? Ramal Amanov da çok etkili bir boksör. Evet. Senden 5 kilo az her iki boksörde. Evet. Nasıl bir müsabaka bekliyorsun? Güzel bir müsabaka bekliyor. Ramal Amanov, bildiğiniz üzere abi, çok tecrübeli bir boksör, eski bir boksör. Şu an Kadıköy Boks'a geldi. Kadıköy Boks'a geldi. Serdar Avcı artık aldı onu. Serdar Avcı ile beraber artık yoluna devam edecek. Güzel işler başaracağına inanıyorum. İnşallah. Sevgili izleyiciler, amatörde Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Şimdi fight kartları okuyor Kuzmenko. A fighter representing Turkmenistan, Cansur Berdikabulov. Fighting for the red corner, 34 inches tall, 176 centimeters, official weight 66 kilograms, his professional record 13 wins, 2 by knockout, no losses. Pakistan and winner of international fighting events, representing Turkey, Ramal Amanov, başarılı bir boksör. Dünyadaki en büyük 3 organizasyondan biri olan WBA altın kemerinin sahibi, amatörde Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Azeri asıllı Türk boksör Türkiye adına ringe çıkıyor. Serdar Avcı onu Kadıköy Boks Kulübü'ne getirdi. Floyd Mayweather'la oynayan Zab Judak'la bir kemer maçı düşünülüyor Amerika'da, Miami'de sevgili izleyiciler. Evet, müsabaka başlamak üzere. Ramal kırmızı beyaz eldivenler ve kırmızı şortla ringde. Fatih, son görüşlerini alalım. Müsabaka öncesi Fatih Keleş, sevgili izleyiciler, yorumlarıyla bizlerle beraber, onu da bir kez daha tekrarlayalım. Fatih Keleş'i bir tanıtalım isterseniz öncelikle. Bu gece 12. maçına çıktı Fatih Keleş ve 11 galibiyeti, 1 beraberliği var kariyerinde. WBO Avrupa şampiyonluğu bulunuyor. 63 kiloda sevgili Fatih'in. Aynı zamanda 2008'de ve 2012'de olimpiyatlarda ülkemizi temsil etti Fatih Keleş. Son görüşlerini alalım maç öncesi. Ramal'ın inşallah çok güzel bir maç yapacak. Çünkü bildiğiniz üzere abi, Kadıköy Boks'a daha yeni geldi. Bundan sonra yola Kadıköy Boks'a devam edecek. İnşallah çok güzel bir maç yapacağına inanıyorum. Ki yapacak zaten. Kendini kanıtlayacak. Rakibi Cansur Berdikabulov'la ilgili bir görüşüm var mı? Hiç maçı izleme şansı buldun mu? Hiç izleyemedim abi. Kendimi tanımıyorum. İlk defa şimdi izleyeceğim. Burada göreceğiz. Evet. Berdikabulov sevgili izleyiciler 4 maç yaptı profesyonelde. 3 galibiyeti var ve 1 beraberliği bulunuyor. Yenilgisi yok profesyonel kariyerinde yaptığı 4 maçın. 3'ünü kazandı, 1'ini beraberlikle sonuçlandırdı. Yavaş yavaş da tribünlere seyircileri almaya başladılar.
Zaten kapasite biraz sınırlı. 2500-3000 civarı taraftarın dışarıda olduğu söyleniyor. İzleyicinin, boks ve kickboks izleyicisinin. Ayrıca salonun içinde de masalar var. Onlar da şu anda tamamen dolmuş vaziyette. Ve birinci round başladı. Ramal Amanov rakibin üzerine gidiyor şimdi. Sağ sol yumruklarını vuruyor. Türkiye adına ringde Ramal Amanov sevgili izleyiciler. WBA altın kemerinin sahibi. Bu kemer biliyorsunuz çok önemli. Dünyadaki en büyük 3 organizasyondan biri Fatih Keleş. Ve Ramal Amanov 66 kiloda bakalım bu gece neler yapacak karşısındaki Türkmen karşısında. Şimdi bir sol kroşe vurdu, yine sol vuruyor, karaciğere yokladı, sarılıyor Türkmen Jasur. Şimdi ileri doğru itti Ramal Amanov. Tekrarlayalım, 66 kilo müsabakası ve 6 round bir maç izleyeceğiz. Sol kroşe iskimle kendini yumruktan kurtardı. Ve Sakaryaspor, Tatangalar, onlar da geldiler sevgili izleyiciler. Yaklaşık 5 kişilik bir grup ve şu anda salonda yerlerini almış vaziyette Tatangalar sevgili izleyiciler. Şimdi tekrar üzerine gidiyor Ramal Amanov rakibinin. Kırmızı beyaz eldiven, kırmızı şort sevgili izleyiciler. Türkiye adına ringde Azeri asıldı Türk boksör Ramal Amanov. Kadıköy Boks Kulübü adına Serdar Avcı Hoca'nın antrenörlüğünü ve menajerliğini yaptığını tekrar aktaralım sizlere. Amanov rakibinin üzerine gidiyor. Kendini biraz uzak tutmaya çalışıyor. Jasur Berdi Kabulov. Amanov yine etkili vuruşlar yaptı. Birinci rounddayız sevgili izleyiciler ve birinci roundda son dakikaya girdik. Şimdi Amanov'dan yine bir sol yumruk, bir sağ kroşe geldi. Süper. Bir sol direkt geliyor. Ramal Amanov etkili vuruyor. Amanov etkili vuruyor. Kapandı yeniden. Jasur yeniden kapandı. Bir kez daha araya giriyor ring hakemi Oleg Kudryerov. Müsabakayı yönetiyor sevgili izleyiciler. Önemli ring hakemlerinden birisi ve tanınan bir isim. Oleg Kudryerov müsabakayı yöneten ring hakemi. Yeniden birbirlerine sarıldılar. Birinci roundda son yarım dakikaya giriyoruz. Kırmızı beyaz eldiven, kırmızı şort. Ramal Amanov rakibi. Jasur Berdi Kabulov Türkmenistan adına ringde. Amanov yine köşeye sıkıştırdı. Amanov köşeye aldı rakibini. Sol vuruyor ama Türkmen de şimdi sevgili izleyiciler, o da çok etkili vuruşlar yapmaya başladı. Ve yeniden Amanov rakibinin üzerine gidiyor. Son 10 saniyeye girdik. Sol yumruğu çok etkili vurdu. Ve tam da kulağına denk geldi. Ama Türkmen'de çok büyük bir sorun yok. Yine aynı yere Amanov etkili vuruyor. Ve şimdi ayrılıyorlar. Köşelerine gidiyorlar. Birinci round sona erdi. Ramal Amanov ve Jasur Berdi Kabulov müsabakasının ilk roundu sona eriyor. Yorumlarıyla Fatih Keleş bizlerle birlikte. WBO şampiyonluğu bulunan önemli bir isim. Bu gece 12. maçına çıktı Fatih Keleş ve 11. galibiyetini aldı. Kariyerinde bir de beraberliği var. Rakibi Vüsal Verdiyev, Azerbaycanlı. Devam edemedi müsabakayı 2. round'da. Antrenörü maçtan çekti. Technical knockout'la maçı kazandı Fatih Keleş ve şu anda bu müsabakada yorumlarıyla bizlerle birlikte WBO Avrupa şampiyonu 63 kiloda 2008 ve 2012'de olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmişti. Nasıl buldun ilk roundda? Rakipleri birbirlerine taktılar. Abonol ikinci roundda daha üstün bir performans sergilediğini düşünüyorum. İkinci round başladı sevgili izleyiciler. Amanov yine rakibinin üzerine gidiyor. Sol yumruğu boşa gitti. Türkmen Jasur'un. Ramal Amanov bir kez daha üzerine gidiyor. Jasur Berdi Kabulov şu anda ayak hareketleriyle kendine bir alan bulmaya çalışıyor. Çünkü iplerin oradan çıkartmıyor onu Ramal Amanov. Yine etkili vuruşlar. 66 kiloda bir müsabaka izliyoruz. 6 round üzerinden bir müsabaka izliyoruz. İkinci roundun ilk dakikası içerisinde de yine Ramal Amanov
etkili ve rakibinin üzerine gidiyor sürekli. Şimdi sağlı sollu yumrukları var sevgili izleyiciler. Cesur Berdi Kabilov'un bir kez daha sert bir yumruk geldi. Berdi Kabilov Türkmenistanlı, o da sürekli şu anda kendine boşluk arayan ve yumrukları boşa almaya çalışarak şu dakikaya kadar işi oraya öyle götürmeye çalıştı. Ama tabii bu kaçışlar Fatih nereye kadar sürer? O da kaçışla beraber kendini yoruyor. Kendini yorduğu için abonon farkındaysanız sürekli baskı halinde. Ve etkili bir yumruğu da yok. Evet, kondisyon olarak da Berdi Kabilov biraz düşüklük yaşamaya başladı. Ramal Amanov şimdi tekrar rakibine bakıyor. Sevgili izleyiciler, köşeye aldı. Bir sağ vurdu. Denk getiremedi. Bir sol vuruyor şimdi. Bir sağ bir sol geliyor. Ramal Amanov'dan arka arkaya etkili yumruklar. Bir sağ direk. Şimdi sert vurdu karaciğere. Sert vurdu. İplere gitti geldi. Jasur Berdi Kabilov 6 round üzerinden bir müsabaka. 2. round'dayız. Şu anda Berdi Kabilov köşede. İtmeden sevgili dolayı izleyiciler. İtmeden dolayı gözüne bir... Çok önemli bir şey yok herhalde Fatih. Devam edecek. Evet. Sevgili izleyiciler, Tatangalar grubu da müsabakaya şu anda destek veriyorlar. Ramal Amanov'un yanındalar tabii ki. Onlar da kendilerine ayrılan bölgeye geçmiş durumdalar. Salon tamamen dolmak üzere. Bu gece çok keyifli müsabakalar var. King of Kings World serisi Sakarya Hendek'te ve canlı yayında çok keyifli maçlar seyredeceğiz. Dördüncü boks maçı, daha 13 maç var sevgili izleyiciler. Ha. Çok keyifli kickboks müsabakaları, Muay Thai maçları var ve MMA müsabakaları var. TV 8.5 ekranlarında 23'e kadar yayınımız tüm heyecanıyla devam edecek sevgili izleyiciler. Evet. Sevgili izleyiciler, ikinci round sona eriyor ve köşelerine gidiyor her iki boksör. Evet, çok güzel müsabakalar var sevgili izleyiciler. Bunu bir kere daha sizlere tekrar edelim. Bu arada organizasyonlar da tüm hızıyla devam edecek. 13 Mart'ta Dünya Karma Kickbox Şampiyonası Metin Yaşar Hoca bir organizasyon gerçekleştiriyor İstanbul'da. Ve Kartal'dan müsabakaları İstanbul'dan canlı olarak yayınlayacağız. 16 Mart'ta saat 19.30'da yayına gireceğimiz boks organizasyonunda Murat Öner Hoca, WBC 23 yaş dünya şampiyonu Burak Öner, WBF'in uluslararası kemeri için Tanzanyalı rakibi Zumba Kukwe karşısına çıkacak. Yine WBC Avrasya Pasifik altın kemer sahipliği için Alpuk Öner ve Tanzanyalı rakibi Maysa Mayson kemer için, kıtalararası kemer için mücadele edecekler. Ve bu müsabakada ekranlara gelecek. Şu anda sevgili izleyiciler devam edemiyor. Jasur Berdi Kabilov, evet, devam edemiyor. Antrenörü artık devam edemeyeceğini söyledi. Ramal Amanov müsabakayı kazandı. Şu ana kadar kariyerinde 14. maçı Fatih Keleş gibi, o da bir galibiyet serisi yakaladı. 14'te 14 yaptı. Technical knockout'la müsabaka sona eriyor. Evet. Fatih ne oldu da devam edemedi? Gözüyle alakalı bir şey oldu abi. Gözünü tutuyor çünkü. O itmeden dolayı gözüyle şu an bakıyoruz. Evet, izleyelim sevgili izleyiciler. Evet. Önemli anlar görüntüye geliyor. Devam edemedi. İtmeyle alakalı. Türkmenistanlı Jasur Berdi Kabilov ve Ramal Amanov müsabakayı kazandı. Şu anda karar açıklanıyor. Bakın tekrar izleyelim. Devam edemedi. Erkan Maroğlu presents Fight Box Kyoke Hero Series 2019 Boxing Super Fight. After the second round, kazanan, by technical knockout, the winner is Red Corner Ramal Amanov, Turkey. Ramal Amanov müsabakayı kazanıyor. Şu anda
galibiyet sevincini yaşıyor. Ramal Amanov, Jasur Berdi Kabulov karşısında müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Ramal Amanov sevgili izleyiciler. Şimdi Deniz Kuşan ve Tarık Sözer karşı karşıya gelecekler. Boks gecesi sürüyor Serdar Avcı promotörlüğünde. Bu gece önce boks maçlarıyla başladık. Daha sonra da kickboks müsabakalarıyla devam edeceğiz.